Arkadaşlar, abiler selamünaleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Kısa bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Sonrasında videonun sonrasında sonuna kadar izleyin videoyu. Videonun sonunda sahiplendirme videosu olacak. Kuşlarla alakalı söyleyeceklerim var. Yurt dışında yaşayan Murat abimizin, Mardin'de Murat abinin kuşları. Kuşlar Antalya'da beyazları uçuramadığı için göktakkalıyı da yeni eşe atılmış. Epeyden beri eşe atılmayan bir kuş. Baş damızlıklardan bir tanesi. Murat abinin kendi zaten ayağında markası falan var arkadaşlar. Eşe atılmış. Sadece bir sefer yumurtalar boş çıktığı için artık kuş da yaşlandığı için kümesli ölmesini istemiyor işin açıkçası. Alan talibi olursa kuşlar sahiplendirmeye koyacak. Beyazlar baba ve yavruları arkadaşlar. İlk yavruların ayağında Murat abinin kendi ismi yazılı titanyum markalar var kuşların ayaklarında. İki markalı olan beyaz kardeş arkadaşlar. Sonraki yavru markalı olanların bir alt devresi. Görmüş olduğunuz beyaz erkek de kuşların babası. Arkadaşlar biraz önce Murat abiyle de bayağı bir konuştuk. Beyazların beyaz erkeğin geldiği yer zaten isimli, namlı, çok büyük paralara satılan kuşlardan. İsim kullanmayacağım. Murat abi de kullanma dedi bana. Ama söyle dedi, kim alırsa alsın çok iyi kuşlar çıkar dedi. Ben uçuramadığım için veriyorum. Yani uçturamadığı için veriyor. Kuşların durduğu yerdeki arkadaş hiç kuştan anlamadığı için, yeri de olmadığı için, uçuramadığı için kuşları azaltmaya gidiyorlar. Göktakkalı da arkadaşlar dediğimiz gibi 13 yaşında bir kuş. Murat abinin kendi markası var. Bir sefer eşe atılmış, yumurtaları boş çıkmış. Bunu da belirtmemi istedi. Sonra gittiği yerde belki tohumlamazsa kızmasınlar diye, laf söylemesinler diye belirtmemi istedi. Dar bir alanda durduğu için, yaylamadığı için, güneş görmediği için, mineraller almadığı için böyle bir durum oluşmuş. Bunu da belirtmemi istedi. Ama beyazlar gayet güzel, sağlıklı. Göktakkalı da gayet güzel, sağlıklı. Zaten beyazlar kendi kuşlarıyla, beyaz erkeği kendi kuşlarına vuruyor. Bu kuşlar çıkıyor. 4 tane beyazı 10 bin lira gibi bir rakam söyledi. Göktakkalı'yı da bunları, bu vasıfları, bu konuştuklarımızı dinleyip almak isteyen olursa benim irtibat numaramdan bana ulaşabilir. Fiyatını oradan söyleyebilirim. Yalnız 4 tane beyaza 10 bin lira gibi bir rakam söyledi bana. Buradan söyleyeyim, almak isteyenler videoyu iyice dinlesin. Ondan sonra arasınlar arkadaşlar. Çok iyi kuşlar da çıkar dedi. Kötü kuşlar da çıkabilir. Ama dedi bizim kümesimizden bu zamana kadar yani öyle kötü kuş çıkmadı dedi. Bakın Murat abinin bende de kuşları var arkadaşlar. İyi kuşlar. Güzel kuşları var. Yıllardır muhafaza ettiği kuşları var. Bunları belirtmemi istedi. Gelin bakalım. Almak isteyen olursa beyazlar güzel arkadaşlar. Beyaz erkeğin geldiği yerde zaten Türkiye'de bilinen bir yer. İyi kuşlar dedi bana. Ben de size bunları uygun bir şeyle belirtmeye çalıştım arkadaşlar. Videonun sonunda zaten sonuna kadar izlediğinizde beyazları da görebilirsiniz. Almak isteyen arkadaşlar, abiler olursa benimle irtibata geçebilir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Benim telefon numaramı başlıkta kapak resmi yok ama burada kuşların bir tanesinden kapak resmi alıp başlığa da koyabilirim. Başlığa da kapak resmini de koymasam başlıkta kesin numaramı bulabilirsiniz. Yorum bölümünü de bu videoda açacağım arkadaşlar. Oraya da yazabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Şunu da belirtmem istedi. Gittiği yerde gök takkalı alıcısı olursa kendi en büyük kuşlarından bir tanesi dedi. Yani yaşlı kuşlardan bir tanesi dedi.
yıllardır altından yavru oynadığını söyledi. Gittiği yerde de yayıldığı, toprak yediği, gezdiği zaman tohumlayabilir dedi. Daha önceden hiç böyle bir durum olmadığını söyledi. Çok kısa bir alanda, kısalmada çiftleşme olmuş. Sadece bir çift yumurta alınmış. Onlar da boş çıktığı için, artık kümeste ölmesini istemediği için böyle bir şeye yöneldi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne gitti boğazına? Gel. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abiler hoşça kalın. Thank you.